doğayı sevmem. Çocukken köy hayatındaki insanların doğal yaşadığını görmem. Mesela haydi vardı biz çocukken. Onların Alplerdeki kütük evleri filan insanın devamlı algısında kalıyor. Aynı sobadan ısınıyor. Soba insanları birleştiriyor. Ocaklık yani şöminenin değişik ismi bizdeki ismi ocaklık. Yani bunun ısısında ısınmak, karşısında uyuyabilmek, ekin közleyebilmek. Hani çocukluk hayalinin tamamı. Yani geçmiş algı yani. Ben de bilen biri olarak internetten araştırma yaptım. Bu kütük evler nerede yapılır? Nasıl yapılır? Mühendislik ürünü olması tercihim olduğundan dolayı internet sitesinden Honka'yı gördüm. Sadece ve sadece telefon açtım, adres aldım, sözleşme yaptım. Bu kadar benim için hızlıydı. Projelendirme konusunda hani aileyle beraber karar verdik. Altta yaşam alanı. Üst katta 3 tane odamız var. 2 tane çocuk odası, bir ebeveyn odası ve bir balkonumuz var. Isı katsayısı, ahşabın ısı geçirgenlik ve ısı tutma katsayısı, nefes alabilme özelliği, rejime geçme süresi yani eve geldiğiniz zaman evi ısınma, evden nefes alabilme süresi tabii ki farklı. Burada uyuduğunuz uykuyu betonarme bir evde uyuyamazsınız. Yani kasların dinlenmesi ahşap evde tabii ki daha farklı olur. Daha önce hafta sonu gelirim dediğim zamanlarda daha çok sıklıkla geldiğim bir hale geldi. Çünkü yani kafanın dinlenmesi daha farklı bir şey. Yani bir dışarıdaki serçe kuşunun dahi sizin uyandırabilecek derecede dinç kalkmanızı sağlıyor. Hem uyuduğunuz uykuyu alabiliyorsunuz hem de dinç kalkabiliyorsunuz. Yuvarlak kütü görselliği güzel, bakımı zor ama bu benim için fazla bir şey değiştirmiyor. Gülü seven dikenine katlanır. Motocross ve avcılık. Doğru. İki tane adventure. Şey. Bu ev senin tamamlayıcı da bir aynı zamanda hayat tarzında bir tamamladı diyelim değil mi? Doğru. Doğru. Adventure bir adamsın. Hem doğru. Avcılık yapıyorsun. Benim ana temelim, düşüncem orada olmak. Yani doğada olmak. Oğlumla beraber arazide enduro motosiklet sürüşü yapıyoruz. Keza bunun harici zamanlarında ben ara ara ava da gidiyorum, kara avcılığı yapıyorum, tatlı su balıkçılığı da yapıyorum. Yunus'la beraber çıkıyoruz, baba oğul arazide motosiklet kullanım yapıyoruz. Evet, beraber sizin geziyoruz. Böyle bir hayat tarzınızı tamamlayacak. Evet. Tamamlayıcı, destekleyici diyelim. Yani bir sığınma. Kışın geldiği zaman içerisi sıcak. Bir de Yunus'a soru soralım ya. Yunus'a soralım. Yunus, sen bu işten ne kadar memnunsun? Evi yapalı 5 sene oldu. 4 yıl bitti. 4 yıl 5. 4 sene. Yıl Yunus da o bitti. Zaman
13-14 yaşlarındaydı. Şu anda 18 yaşında tabii. Okulda ahşap evi olan tek adam diyorlar Yunus için. Değil mi? Abi ahşap evde yaşayan. Sen memnun musun evden? Ben gayet memnunum. Zaten küçüklüğümde de zaten böyle babamın arkadaşları vardı. Onların da ahşap evleri vardı. Tabii o zaman bizim yoktu. Yani bir imrenme söz konusu vardı yine de. O aile ortamı falan gerçekten güzel oluyordu. Sonradan yani bize de nasip olunca güzel oldu. Yani o zevkimizi de evet. Sonunda yaşadık. Doğru. Hayal aldık. Yani Kral Çıplak aslında. Kral Çıplak ama bir hayal alıyorsunuz. Aldığınız hayalde güven meselesi tabii ki bu. Montajdan sonra herhangi bir sorun yaşamadım. Ki evde de çalışan bir malzemedir ağaç. Ama desteklerinden dolayı tabii ki firmanıza teşekkürlerimi sunarım. Şimdi aslında insanların aklına bir çok soru geliyor. Memnun kalır mıyım? Isınır mı? Olur mu? Olmaz mı? Şimdi öncelikli olarak bu evlerde bir ısınma sorunu olmaz. Çünkü ahşap çabuk rejime girer. Nefes alır. Naçizane bir tavsiye var. Mühendislik ürünü olan işleri tercih etmelerini. Yani keser çivi ben bunu yaparım değil de ben bunu daha iyi nasıl yaparım, ben bunu daha sağlam nasıl yaparım olan firmalarla ve referanslarıyla gelen insanlara iş yaptırmalarını tavsiye ederim. Şu konuda bir rahatım. Honka'ya yaptırdığım için ben bu evi kafam rahat. Çünkü evimin bir mühendislik ürünü olduğunu biliyorum. Ölçülü, standartlara uygun, belirli bir kalite seviyesi olan malzeme kullanıldığından dolayı ben tavsiye de ederim yani.